çalışkan hem dürüst Atatürk çocukları. Çiğde çocukları yaz, sönmeyen ışıklarız. Doğruluktan şaşmayız, seni hiç unutmayız. Çiğde çocukları. Efendim merhaba. Öncelikle bayramınız kutlu olsun. Bugün 23 Nisan. Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Gerçekten de her taraf cıvıl cıvıl. Biraz sonra Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde etkinlik başlayacak. Biraz önce de izlediniz. Anıtın önünde çelenk koydular. Öğrencilerin gösterileri vardı. Ve bu gösteriler devam ettikten sonra buraya geldi o insanlar. Buraya geldikten sonra da etkinliğe başlayacaklar şimdi. Şimdi 23 Nisan 1920 yılında meclis açılıyor ve meclis açıldıktan sonra bu ilk bayram oluyor. Milli Egemenlik Bayramı olarak geçiyor tarihte. İlk milli bayram o bayramı. 1921 yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanmaya başlıyor ve 1927 yılında Himaye-i Etfal yararına törenler düzenleniyor. Himaye-i Etfal günümüz anlamıyla Çocuk Esirgeme Kurumu. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayramın esas amacı öksüz ve yetim çocuklara yardım amacıyla kutlanıyordu ve günümüze kadar geldi. Ve 1979 yılında TRT'de yapılan bir etkinlikle Atatürk bu bayramı, Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı dünya çocuklarına armağan etmişti ve 1979 yılında da TRT'nin yapmış olduğu bir etkinlikle bu bayramda dünyanın dört bir ülkesinden çocuklar çağrıldı Türkiye'mize ve dünyada ilk ve tek çocuk bayramı yok. 23 Nisan 1921 yılında ilki kutlanmaya başlayan bayram hala bütün coşkuyla devam ediyor. Şunu vurgulamak istiyorum. Ruhlarının zenginliği, gönüllerinin güzelliği ve kalplerinin temizliği olan bu çocuklarımız gerçekten de bizim için bir mücevher, bizim için bir defne, bizim için bir değer. Evet, bu çocuklarımıza her zaman sahip çıkardık diye düşünüyorum. O güzel insan, o ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyon sahibi olması, ileriye düşünmesi ve bu çocuklara bu bayramı hediye etmesi, bahsettiğim gibi dünyada ilk ve tek bayram. Dünyadaki bütün çocukları kapsıyor bu bayram. Biraz evvel etkinlikler başlayacak. Yine bizim gönlümüz çocuklarla, yine bizim sevdamız çocuklara yönelik. Bizden ayrılmayın efendim. Thank you.
Sen. Ay Gökçe'nin annesi. Ay Gökçe. Ay Gökçe Yılmaz. Sayın Valim, Sayın Komutanım, Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın Başsavcım, çok değerli Meclis Başkanımız, değerli daire amirleri, çok kıymetli okul müdürleri, öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler, değerli hanımefendiler ve beyefendiler, çok değerli basınlar. Bugün 103. yıl dönümünü idrak ettiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlama programına hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 23 Nisan temelleri Sultan şehrimizde atılan Cumhuriyetimizin asli unsuru olan meclisimizin açıldığı gündür. Türk tarihinin ve İstiklal Harbi'nin dönüm noktası aziz milletimizin tarihin tanıklığında verdiği kutlu mücadelenin ibretli bir vesikasıdır. Egemenlik yönetme yetkisi, milli egemenlik yönetme yetkisinin millete ait olmasıdır. Bu bağlamda 23 Nisan hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir şiarının gerçeklik kazanmasıdır. Şanlı ecdadımızın birlik ve beraberlik ruhunun tezahürü, milli iradenin tecellisinin taahhüdüdür. Demokrasidir, adalettir, hürriyettir. Milli hafızamızda önemli bir yeri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aynı zamanda dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Bu bayram elbette derin, bu anlamda da derin bir anlamı vardır. Bu bayramın çocuklara armağan edilmesi onlara duyulan güvenin delilidir. Sevgili öğrenciler, sevgili çocuklar, bayram sevincinizi canı gönülden paylaşıyor, bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Ve diyorum ki çocuk olmak yaşamı kalbinin güneşiyle donatmaktır. Çocuk olmak, masumiyete, merhamete ve şefkate ses olmaktır. İyilikle bereketlenen topraklara ilham olmak, umuda ak, geleceğe teminat, cümle güzel adımlara da toprak olmaktır. Sizlerin bu duygu ve düşünceler içerisinde çok çalışmalısınız. Çok çalışmayacağınızı biliyorum. Kitaplara arkadaş olmalısınız. Sanatın ve kültürün zerafet katan ve ilham alan gücünden faydalanmalısınız. Köklü bir medeniyetin varisi olduğunuzu unutmadan onu zenginleştirerek ay yıldızlı bayrağınızı daima gururla dalgalandırmalısınız. Maziden aldığınız güçle müreffeh bir Türkiye inşasında rol almalısınız. Ben hepinizin bu duygu düşünce içerisinde olacağımıza inanıyor. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Bu duygu düşüncelerle 103. yıl dönümünü idrak ettiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor. Başta meclisimizin ilk başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm devlet büyüklerimizi, milli iradeye katkısı olan tüm devlet büyüklerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor. Sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İlk röportajımı yapıyorum. Gerçekten de biraz evvel vurguladığım gibi bunlar bizim her şeyimiz. Yürekleri pırır pırır bu çocukların. Bunlara sahip çıkmak bizim kültürümüze var zaten. Merhaba. Merhaba. Bayramı kutlu olsun. Yani. Teşekkür ederim. Biraz yüksek sesle konuşsa duyarlı. Teşekkür ederim. Bu bayramı Gazi Mustafa Kemal Atatürk size armağan etti. Evet. Ne düşünüyorsun canım? Çok mutluyum. Özellikle Atatürk'e de çok teşekkür ediyoruz bu bayramı bize verdiği için.
Bu kadar. Tamam. Biz de teşekkür ederiz. Merhaba. Nasılsın? İsmin ne senin? Bak ağzına bakayım, dilin var mı? Aç bakayım ağzını. Hadi merhaba de sen de bize. Sen abla mısın? Hı hı. Kardeşin ne bu senin? Hı hı. Kumusim. Kuzenim. Kuzenim. Ha. Senin ismin ne? Ece. Peki bu bayram sizin bayramınız. Hı hı. Bugün 23 Nisan Uluslararası Egemenlik'te Çocuk Bayramı. Çocuk Bayramı. Çocuk Bayramı. Bizim bir Atatürk'ümüz var. Ülkemizin kurucusu. Bu bayramı size armağan etti. Ne diyeceksin? Ne diyeceğim? Teşekkür eder misin? Teşekkür ederim. Tamam, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Sana da iyi bayramlar. İyi bayramlar. Ay konuştu. Ben biraz evvel izlediniz. İki tane çiçekle birlikteydim. Yani kısacası burası çiçek bahçesi. İşte iki tane daha solmayan çiçek var. Merhaba. Nasılsınız? Bayramı kutlu olsun. Bugün bayram. 23 Nisan Çocuk Bayramı. Bayramı kutlu olsun. Hadi ismini söyle sen bana o zaman. Söyledim ya. Söyle kızım, konuş hadi. İsmin ne? Cemre. Peki merhaba sana da. Merhaba. İyi bayramlar. Size de. Çok güzelsin. Ay harikasın. Bayramı kutlu olsun. Sizin de. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bugün Çocuk Bayramı. Bu bayramı size kim armağan etti biliyor musun? Kim? Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O bizim ülkemizin kurucusu ve bizim bugünlere gelmemizdeki en büyük pay sahibi. Atatürk çocukları çok seviyordu. Dünyada ilk ve tek bir bayram var, Çocuk Bayramı. Onu da size armağan etti. Sevindin mi? İşte Atatürk'e bir selam söyle istersen. Seni seviyorum de. Diyeceğim. Aferin. Evet. Evet. Okula gidiyor musun? Ben 4 yaşına girdim yeni. 4 yaşındasın. Sen kaç yaşındasın? 5,5. 5,5. Sen ablasın o zaman. Ama Gökhan ablamdan küçük. Sen küçük müsün? Sen ne zaman gideceksin okula? Seneye. Seneye. Bir ay sonra. Bir ay sonra. Bir ay sonra mı açılıyor? Peki sen... Sen yaramazlık yapıyor musun? Yapıyor mu? Ama senin ablasın, idare et, olur mu? Uyarıyor musun yaramazlık yapma diye? Dün de gözüme vurmuştu aynı tam. Sen mi vurmuştun? İşte sabahlara kadar konuşsanız hiç bıkmazsınız gerçekten de. Kibar aile selamla beni sallarım, okulumla
Efendim tekrar merhaba. Şimdi etkinlikler devam ediyor. Tam bir çiçek bahçesindeyiz. Gerçekten de rengarenk çiçeklerle birlikteyiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği insanlar, çocuklara armağan etti bu bayramı. Yine söylüyorum, rengarenk çiçekler bunlar. Keşke yıllar geçse de hep bu çocuklara böyle sahip çıksak. Merhaba. Merhaba. İyi bayramlar. İsmin ne? Yasar. Bayramın kutlu olsun. Senin de. Teşekkür ederim. Merhaba. Ne? İyi bayramlar. Sizin de. Bu bayram sizin bayramınız. Atatürk size armağan etti bu bayramı. Bayramın kutlu olsun. Teşekkürler. Ne diyeceksin bu bayrama? Yani güzel bir bayram. Merhaba. Bayramlar.
çiçekler bunların hepsi çiçek. Gerçekten de yani solmayan çiçekler bunlar. Rengarenk kokuları var. Rengarenk güzellikler var. Merhaba. İsmin ne senin? He? İyi bayramlar çocuklar tekrar. İyi bayramlar. Hadi ismini söylemedin. Efendim inanın bana hiç ayrılmak istemiyorum. Yani ne olursa olsun yine söylüyorum. Sık sık söylüyorum. Hep çiçek bahçesindeyiz. Merhaba. Merhaba. İyi bayramlar. İsmin ne? Eymen Faruk. Bayramı kutlu olsun. Senin de. Gün bayram. Atatürk size armağan etti bu bayram. 23 Nisan. Evet. Merhaba. Benim adım İyi bayramlar. Osman. Bayramı kutlu olsun. Benim adım Osman. Teşekkür ederim. Evet efendim, tekrar birlikte olacağız. Evet, ne güzel bir oyun, ne güzel bir gösteri. Gerçekten de hiç yapmacık hareketler yok bu çocukların. Yine söylüyorum, kırlarda büyüyen nadir çiçeklerle birlikteyiz. Merhaba, iyi bayramlar. Bu bayram sizin çocuk bayramı. Ne diyeceksin? Önce ismini söyle bana. İsmin ne? Ekim Atlı'da. Aferin. Senin ismin ne? Fatma. Fatmacığım iyi bayramlar. İyi bayramlar. Çocuk bayramı. Atatürk size armağan etti bu bayramı. Sevinçli misin? Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. İyi bayramlar. İsmin ne senin? Deniz. Deniz. Bayramın mübarek olsun. İyi bayramlar. Sizin de. Bu bayram sizin bayramınız. Bu bayramı size kim armağan etti? Atatürk. Seviyor musun Atatürk? Evet. Aferin. Gel bakalım seni tanıyalım. Aa, ne güzel bir çocuk. İsmin ne senin? Alin. İsmin? Alin. Ay ne güzel. Bayramı kutlu olsun. Bu bayram senin bayramın, biliyor musun? Tekrar bayramı kutlu olsun. Evet. Yani bunlara bir şey soruyorum. Gerçekten de çok yalın ve yürekten böyle pırıl pırıl cevap veriyorlar. Gece vurdu bayırdı adımı.
Memleketim, bir başkadır benim memleketimin çocukları. Gerçekten de böyle. Ne güzel şarkı, ne güzel çocuklar. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyalım. Berat Miraç Şişkin benim adım. Çok güzel oyun çıkardınız. Çok güzeldiniz. Tebrik ederim öncelikle. Ve bu bağlamda da hemen bayramı kutlu olsun. Teşekkürler. Bütün çocuklar. Bu bayram size armağan edildi. Kime armağan etti bu bayramı? Atatürk. Seviyor musun Atatürk? Evet. Aferin. Teşekkür ederim. Merhaba. İyi bayramlar. Sizin de. Bu bayram sizin bayramınız. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkürler. Biz de Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu bayramı size kim armağan etti? Mustafa Kemal Atatürk. Evet, çok seviyoruz değil mi? Evet. Onlar da, o Atatürk'ümüz de sizi çok seviyor. Çünkü bu bayramı dünyada ilk defa çocuklara armağan eden ulu önder bir öder. Evet. Evet. Merhaba, sizi tanıyalım efendim. Merhaba.
İyi bayramlar. Teşekkürler size. Nasıl geçiyor bayramınız? Güzel geçiyor. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkürler size de. Evet. Kim etti? Mustafa Kemal Atatürk. Aferin, seviyorsunuz değil mi? Evet. Tamam, iyi bayramlar. Sen de yanıma gel istersen. Şöyle gel. Kardeş misiniz siz? İyi bayramlar. Bayramı kutlu olsun. Sizin bayramınız. İsmin ne senin? Ay ne güzel bir isim. Maşallah sana. İyi bayramlar canım. Merhaba delikanlı, seni tanıyalım. Benim adım Kadir. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bayramı kutlu olsun. Sizin de. Bugün 23 Nisan. Ulusal Egemen bir çocuk bayramı. Evet. Bizim günümüz. Bizim bayramımız. Bugün armağan etti Atatürk bize. Evet, bayramınızı evet. Kutlarım. Ben de sizin bayramınızı kutlarım. Çok teşekkür ederim. Efendim gerçekten de bir çiçek bahçesindeyiz. Muhteşemler. Yürekleri pırır pırır. Kendileri bir tane. Yani bilmiyorum, bu çocuklar tam böyle solmayan, efendime söyleyeyim, boynu bükük kalmayan, sürekli hayatta olan, her ihtiyaçlarını giderebilecek bir varlıklarımız bunlar. Bunlara hep sahip çıkalım. Yine birlikte olacağız efendim. Ay aman, bir tane misafirimiz gelmiş. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? Sen nasılsın? İyiyim. Bayramı kutlu olsun. Bayramı kutlu olsun. Evet. Senin ismin ne? Benim. Efendim? İsmin ne senin? Ay ne tatlısın sen ya. Ne güzelsin maşallah sana. Okula gidiyor musun? Hı hı. Okula gidiyor musun? Kaçıncı sınıf? Beş. Aferin kız. Alkış bu arkadaşımıza, alkış. Tamam. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Tamam. Herkesin burada olmasını isterdim. Merhaba. Merhaba. İyi bayramlar. Önce ismini alalım. İyi bayramlar. Senin. Kerem Taş. Hadi sen bir şey söyleyecektin. Bu hani, 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Herkese kutlu olsun. 1920'de 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Çok güzel. Kutlu olsun herkese. Evet. Bakın sana bir şey söyleyeyim delikanlı. İsmin ne? Kerem. Keremciğim, 1920 yılının 23 Nisan günü meclis açıldı. 1921 yılında da bu bayram. Evet. Size çocuk armağan etti. Dünya Çocuk Bayramı, evet. Bize armağan edildi. Kim armağan etti? Mustafa Kemal Atatürk. Aferin. Seviyorsun. Evet, çok evet. Seviyorum. Merhaba. Seninle konuştuk. Merhaba. Tekrar merhaba. Evet. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Merhaba. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sizin de. Sizin... İyi bayramlar. Nasıl değerli? İsmin ne senin? Melih. Bununla gidiyor musun? Evet. Bayramı kutlu olsun. Sizin de bayram. Var. Yok. Teşekkür ederim. İyi bayramlar. Bir şey söyle sen de. Evet, birlikte olacağız efendim. Efendim ben dedim ki çiçek bahçesindeyiz. Gerçekten de rengarenk çiçekler var burada. Böyle hiç solmayan çiçekler. Biraz evvel iki tane çiçekle birlikteyiz. Şimdi üç tane çiçekleyiz. Merhaba. Merhaba. İyi bayramlar. Sağ ol. Bugün sizin bayramınız. Evet. Neydi, ismini söyle, seni tanıyalım bir. İkra. Adım İkra. Evet. Okula gidiyor musun? Evet. Aferin. Merhaba. İyi merhaba, iyi bayramlar. Seni tanıyalım, ismin nedir efendim? Muhammed Emir. Bayramı kutlu olsun. Sağ olun. Seni tanıyalım, gel şöyle. Ne kadar yakışıklı olmuşsun, gözlük çok güzel. İsmin ne senin? Haliyar. Ne güzel. Çocuklar bu bayram 23 Nisan Çocuk Bayramı. Bu bayramı Atatürk size armağan etti. Atatürk seviyor musunuz? Evet. Evet, çok seviyoruz. Evet, çok seviyoruz. Atatürk sizi de çok seviyordu çünkü bu bayram dünyada ilk ve tek bayram, sadece size armağan etti. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Güzel bir müzik, evet. Arkadaşlarla birlikteyiz. Şimdi arkadaşların hepsini birer birer tanıyacağız. Merhaba. Merhaba. Sana da merhaba. Merhaba. Sana da merhaba. 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 Çocuklar, bugün 23 Nisan sizin bayramınız. Evet. Bayramınız kutlu olsun. Çok teşekkürler. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Şimdi size bir şey söyleyeyim mi? Söyleyin. 1921 yılında
Kemal Atatürk'ün dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak size armağan ettim. Evet. Dolayısıyla bizim ülkemizin en büyük, en değerli insanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Evet. O sizi çok seviyor. Evet. Çok çok seviyor. Siz, biz de onu seviyoruz değil mi? Evet. Şimdi sizin teker teker isminizi alacağım. Bayramınızı kutlayacağım. Kendinizi tanıtacaksınız, tamam mı? Tamam. Başlayalım. Merhaba. Merhabalar. Benim adım Ömer. Ömercan Polat. 3B sınıfına gidiyorum. Yaşım 9. Çok güzel. Bayramın kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Adım Eymen Berat Çevik. 3B sınıfına gidiyorum. Öğretmenim Servet Aydın. Bu kadar. Bayramın kutlu olsun. Sen tanıyalım. Merhaba, ben Berat Yusuf Çetin. Kızılırmak İlkokulu 3B'ye gidiyorum. Yaşım 9. Öğretmenimin adı Servet Aydın. Çok güzel. Bayramın kutlu olsun. Teşekkürler. Sen tanıyalım. Benim adım Kutay Tatlıcak. 3B sınıfındayım. Öğretmenim adı Servet Aydın. Kızılırmak İlkokulu 9. Yaşım 9. Bayramın kutlu olsun. Çok teşekkürler. Benim ismim Tuna. 3B sınıfına gidiyorum. Kızılırmak İlkokulu. İlkokuluna gidiyorum. Okul numaram 147. Öğretmenimin adı Servet Aydın. Bayramı kutlu olsun. Merhaba. Adım Ada. Evet çocuklar, bahsettiğim gibi bu bayram sizin bayramınız. Bakın ben de şunu söylüyorum size. Buradaki çocuklar var ya, hepiniz birer tane nadide çiçeksiniz. Gerçekten öyle. Yani bizim her şeyimizsiniz. Sizin kalbiniz pırıl pırıl. Siz var ya, bu ülkemizin teminatısınız. Arkadaşlarınızla iyi geçiniyorsunuz. Kimseye kötülük düşünmüyorsunuz. Yardımseversiniz. Memleketini seviyorsunuz. Okulu seviyorsunuz. Öğretmenlerinizi seviyorsunuz değil mi? Evet, çok. Tamam. Bir dakika. Merhaba. İsmin ne? Feyza. Bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çok güzel oyun oynadın değil mi? Evet. Bu bayram kimin bayramı? Bizim. Kim armağan etti bu bayramı? Atatürk. Seviyor muyuz Atatürk? Evet. Tamam, teşekkür ederim. Evet çocuklar, şimdi bir isteğiniz var mı? Yok. Benim var. Evet. Ben bir tane top istiyorum. İsteğiniz var mı diyorum, bir tane top istiyorum diyorum. Ama tamam, borcum olsun. Tamam mı? Yani bir isteğiniz var mı derken şeyi vurgulamak istedim yani. Yani ben şunu demek istedim, bir isteğiniz var mı derken yani bir sorun yaşıyor musunuz okulda veya arkadaşlarınızla? Yani yok, yok, ama yok, sen de top dedin ya tabii. Ben onu şaka yaptım. Abi. O zaman. Buradan. Dedeme selam olsun, her gün bu kanalı izliyor. Dedem Sivas'ta, bir de Şebin Karahisar'da var. Onlara selam olsun burada. Peki çocuklar, bayramınız tekrar kutlu olsun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim size. Neyi bayramı? Ramazan. Evet, teşekkür ederim. Sizin de. Zaten iki bayram bir arada yaşadık çocuklar. Bir ulusal egemenlik çocuk bayramı, bir de dini bayram, şehir bayramı. Arka arkaya geliyor iki bayram. Siz var ya, siz gerçekten de pırıl pırıl çocuklarsınız. Benim sizden tek bir dileğim var. Derslerinize çalışın. Kurallara uyun. Trafik kurallarına tutun da okuldaki öğretmenlerinizin sözünden çıkmayın. Anne ve babanızın sözünden çıkmayın. Derslerinize bol bol çalışın ve bol bol kitap okuyun. Tamam mı? Şimdi belki ilerleyen zamanlarda yine birlikte olacağız. Çünkü biz Vizyon 58 televizyonu, bizim yerel televizyon. YouTube'dan da izleyebilirsiniz. YouTube'a girdiğiniz zaman Vizyon 58. Orada kendiniz izleyebilirsiniz. Tamam mı çocuklar? Bayramı bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten de dünyada tek lider bu bayramı sade size aldım. Çocuklar armağan. İyi bayramlar çocuklar. Görüşmek dileğiyle. İyi bayramlar. Size de iyi bayramlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Efendim şimdi folklor ekibi elemanlarıyla birlikteyiz. Türk kültürünün vazgeçilmez. İkincimiz Şehit Harun Dereci İlkokulu'ndan vazgeçilmez kültürlerinden olan yani Türk kültürü vazgeçilmez kültürü. Türk kültürünün en büyük kültürü folklorik. Yani yöresel oyunlar, yaşayışlar, gelenek, görenek, yaşanması her şey bu folklorun içine giriyor. Gerçekten de biraz evvel sahnede gördük. Gelin çocuklar. Sahne düzenlemesi çok güzel. Teşekkürler. Oyun çok güzel. Teşekkürler. Bugün de bayram bildiğiniz gibi. Hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. Herkese hayırlı bayramlar. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Teker teker size mikrofonu uzatacağım. Herkes ismini söylesin. Kendini tanısın, tamam mı? Evet. Merhaba. İyi bayramlar. Merhaba. İyi bayramlar. Bedir Buğra Koç benim adım. Bayramın kutlu olsun. Sizin de. Evet. Sivaslısınız değil mi? Evet. Aferin. En büyük Sivas. Evet. Benim adım Eymen Şahan, soyadım Kararsa, Sivaslıyım, köyüm Çongar. Bayramı kutlu olsun. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Merhaba, adım Feridun, soyadım Ahmet Zeyi. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bayramı kutlu olsun. Herkesin de bayramı kutlu olsun. Merhaba, benim adım Mustafa Eymen Kaptan. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Benim adım Emre Berat Nercan. Herkesin bayramı kutlu olsun. Teşekkürler. Benim adım Yusuf Emir Şahin. Herkesin bayramı kutlu olsun. Çocuklar, bu bayram var ya size Gazi Mustafa Kemal Atatürk armağan etti. Nasıl söyleyeyim size? Bu var ya, bu bayram dünyada ilk ve tek. Bütün dünya çocuklarına armağan etti. 1927 yılında siz ilk defa bu bayram kutlandı. 1921 yılında da iki tane misafirimiz gelmiş. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Elinize sağlık. Çok güzeldi. Teşekkürler. Gösterileriniz. Seni tanıyalım önce. Benim adım Ela Doğa. Ela Hanım, çok güzeldiniz. Gerçekten de. Teşekkür ederim. Performans gösteriniz. Sahne de çok güzeldi. Evet. İyi bayramlar diliyorum size de. Size de iyi bayramlar. 23 Nisan Çocuk Bayramı. Değil mi? Evet. Evet. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Çok teşekkür ederim. Söyleyebilir miyim? Tamam. Hangi takımlısınız? Sivasspor'u. Siz? Ben GS. Tabii. Ben de Sivasspor'luyum. Tamam, Sivasspor. GS. Önce Sivasspor'u. Evet, önce Sivas. Galatasaray büyüktür. Ya büyük ama Sivasspor. Sivas. Yendi Galatasaray Sivasspor'u ama? Evet. Bir de o var yani. Şimdi bakın çocuklar. İlk önce şimdi biz var ya. Hangi şehirli olduğumuzu takım tutacağız. Önce yani yaşadığımız kenti takım tutacağız. Sonra milli takım, sonra işte o. Biz de Süper Lig'deyiz ama çocuklar. Evet, yani aynen. Siz tanımadınız, siz kimdiniz? Ben Zeynep Erba Karaman. Bayramınız kutlu olsun, iyi bayramlar. İyi, teşekkürler. İyi bayramlar, merhaba. Bayramınız kutlu olsun. Çocuklar, söylediğim gibi hepinizin bayramı kutlu olsun. Bakın şunu da söyleyeyim size. YouTube'a giriyorsunuz. Bir de Vizyon 58 televizyonu, Sivas'ın tek abone kanalı. Dedem sizi izliyor bu arada. Dedem sizi her gün sizi izliyor. Dedem. Buradan dedeme selam gönderiyorum. Tamam, dedesi beni izliyor mu? Bizi televizyonu izliyormuş. Dedene saygılar efendim. Ben hep izliyorum. Öyle mi? Ha. Şimdi ben dedeme selam gönderiyorum. O zaman bir şey söyleyeyim size. Bakın şimdi Vizyon 58 kanalı var ya. Yerel konu. YouTube'a gireceksiniz. Vizyon 58 yazıyorsunuz. İşte yönetmenimiz Tufan Bey burada. Sadece Vizyon 58 mi yazıyorlar? Tamam. Çocuklar, biz Sivas'ı seviyoruz. Biz ülkemizi seviyoruz. Benim sizden biraz evvel bir dileğim oldu. Neydi? Ders çalışmak bir, kitap okumak iki. Bir de yani böyle kurallara uymak, nezaket kurallarına, trafik kurallarına, arkadaşlarla yardımlaşma, hepsi öyle olsun, tamam mı? Bu bayramda yüreğim, bak biraz evvel de ben dedim ki size, buna bir tam çiçek bahçesi. Yani siz bir nadide çiçeksiniz. Çünkü siz bizim gönlümüzde müstesna bir yeriniz var. Merhaba, seni tanıyamadık önce. Asif Emre Koceli adam. O da benim kardeşim sayılıyor. Öyle mi? Evet. Sen okula gidiyor musun? Evet. Kaçıncı sınıf? Ana. Ana sınıf. Aferin be. Oradan sonra normal okula gideceksin. Evet. Efendim, gerçekten de biraz evvel her zaman söyledim. Biz bir çiçek bahçesindeyiz. Artık bitirmek istiyorum çünkü çocuklar
doyum olmaz bunlara. 23 Nisan, tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınız kutlu olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Burada